Herkese selamlar. Bugün arkamda siyahlar içinde bir araç var. Arkamdaki araç Cupra Leon. Sizlere bugün 2023 model arkamdaki 1.5 ETSI motora sahip olan Cupra Leon'u anlatacağım. Sizlerle standart bir Leon'dan ne farkları var bunlardan bahsedeceğiz. Sürüşüne bakacağız, performansına bakacağız. Bildiğiniz üzere önceki versiyonda da Leon'lar çok performanslıydı. 1.4 TSI'nin en fazla verimliliğini bu araçlara alıyordunuz. Çünkü bu araçlar hafifti. Beraber arkadaşlar bunun sürüşüne bakıp tüm detayları anlatacağım. Tam bir sportif araç olarak üretilmiş. Tasarım müthiş. Gelin sizlerle beraber inceleyelim. Video başlıyoruz. Evet arkadaşlar, karşınızda yeni Cupra Leon. Bu aracı aslında benden çok fazla istediniz. Ben Cupra Leon'u arıyordum. Sağ olsun arkadaşlarımız geldiler. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar, karşımdaki araç bildiğiniz üzere daha öncesinde Seat Leon olarak satılıyordu. Ancak artık Seat markası kapandı. Ya da şöyle söyleyeyim sizlere, Seat artık araç satmayacak, daha farklı ürünler satacak. Yani işte scooter, küçük araçlar ya da böyle mini araçlar satacak gibi gözüküyor şu anda. Tamamen Seat bayileri de Cupra bayilerine dönüşecek. Bildiğiniz üzere Leon var, Formentor var. Yani onlar da ID3'lerine aslına bakarsanız tam birebir rakibi oluyor. Küçük sınıfta etli araç almak istediğinizde seçeneklerden biri olacak. Cupra markası aslında şöyle geldi. Biraz daha premium bir marka olarak geldi. Onu sizlere söyleyeyim. Yani aracın içerideki malzeme kalitesinden de bunu anlayacaksınız. Zaten Leon'u aslında artık eskisi gibi öyle giriş paket ya da işte orta paket gibi almıyorsunuz da daha çok üst paketten başlıyor. Üzerine eklemeler, opsiyon eklemeleri yapıyorsunuz. Biraz daha böyle Audi'yi andıran bir marka haline getirmek istiyorlar bence. Ön taraftan başlarsak, şimdi yan tarafta arkadaşlar 18 inç ebatında lastiklerimizi görüyorsunuz. Bu aracı tabii şöyle birebir rakip olarak Golf'le kıyaslayabilirsiniz. Yani bir Golf R-Line mi alacaksınız yoksa Seat Leon mu alacaksınız? Bunları yorumlara sizler yazabilirsiniz. Şimdi ben sizlere aradaki farkları da söyleyeceğim bu arada. Bakın mesela 18 inç burada jantlarımız gelmiş ya. Bir R-Line Golf alsanız dahi 17 inç ebatında jant lastik kombinasyonu sahip oluyorsunuz. Burada LED farlarımız standart olarak geliyor ama bunun üzerine Matrix farlar satın alabiliyorsunuz. Ön tarafta park sensörümüz, LED farlarımız, LED sislerimiz bulunuyor. Burada arkadaşımız ekstra bir ek de yapmış. Ön panjurun bu işte gri renkleri, ayrıca Cupra'nın kendince bronz bir rengi var. Her yerde bunu kullanıyor. Aslında jant üzerinde bu araçta olması da Formentor'larda vardı. Bu aracın jantlarını da arkadaşımız kaplamış sonradan. Bu sayede daha böyle temiz bir görüntü sağlanmış. Araba zaten tamamen simsiyah. Sadece küçük böyle işte gri detaylar var. Bunlar da arabaya renk katmış. Ön tarafta bunlar var. Tabii bu aracın çarpışma önleyici donanımları var. Adaptif cruise kontrol donanımları var. Ayrıca tüm kamera sistemleri burada var. Bu sayede uzun kısa farı da otomatik olarak yapabiliyor. Türkiye'de alacağınız tüm Cupra Leon'larda cam tavanı göreceksiniz. Zaten bence bu araç cam tavansız olsa hoş olmazdı. Şimdi arkaya geçtiğinizde aslında Golf ile arasındaki büyük fark görebiliyorsunuz. Burada Infinity stoplarımız var. Yani kesintisiz stoplara sahip. Ben bunların gece görünümünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Bunlar müthiş gözüküyor ya. Arabayı böyle iki kat daha büyük gösteriyor. Farlarımız bizleri selamlıyor bakın. Şöyle görün. Evet, çok güzel bir şekilde bizleri selamlıyor. Evet, bu selamlama müthiş. Arkada sahte egzoz çıkışlarımız var ama difüzör falan çok güzel ayarlanmış bence. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada sahte olduğunu göreceksiniz. Tabii bunun işte daha performanslı versiyonlarını aldığınızda burada belki de normal egzozlar da gelebilir. Ya da geri yürüyüş kameramız var. Burada yeni Cupra logomuzu görüyorsunuz. Bence yakışıklı bir logo. Hep de böyle karbon ögeler kullanıyorlar. Karbon desenler kullanıyorlar. Bunlar güzel gösteriyor. Cupra yazısı da siyah. Araba da siyah. Boyasının derinliği çok fazla. Bildiğiniz ışığı tamamen emiyor. Tüm o işte göreceğiniz krom parçalar burada yine aynı şekilde siyah. Bir gece paketi varmış gibi. Aracın şöyle alt bölümüne inelim. Alt bölümü bizim için önemli detaylardan biri. Burada süspansiyonumuz nasılmış? Bunda şey var galiba, torsiyon var gibi. Evet. Aa, hiç beklemedim biliyor musun? Bizim arkadaşlar bağımsız süspansiyon hastası. Senin Audi'de bağımsız süspansiyon vardır Kerim. Değil mi? Niye koymamışlar acaba ya? Bağımsız süspansiyonun şöyle bir durum var. Şimdi evet, yol tutuşuna etki ettiği söyleniyor. Ama bakarsan i20N'de de bağımsız süspansiyon yok. Tamamen torsiyon kullanılıyor. Ama i20N'nin tabii ki yani şey olarak da, ayar olarak da tamamen bir spor aracı olarak ayarlanmış durumda. Burada belki konforda etkiler. Zaten bu arabada çok fazla konfor beklemeyin bence. Evet. Abi. Ya süspansiyonlar zaten sert. Bu arabayı bağımsız süspansiyon yapsan da bu araba yine sert olacak. Bayağı bir sert arkadaşlar süspansiyonları. Birazdan bakacağız sizlerle beraber. O virajdaki sertliği alabilecek miyim çok merak ediyorum. Süspansiyonları biraz farklı bu aracın. Normalde VAC grubunda bir tık daha yumuşak olur. Onu hissedersiniz. Burada gergin bir süspansiyon var. SP'yi şöyle bir devreye sokarız diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar Bridgestone lastiklerimiz var. Bakalım lastiklerin performansını beraber görmüş olacağız. 1.5 TSI birebir bildiğimiz aslında aynı ünite. Elektrik desteğimiz var. Ama küçük bir gösterelim. Formentor aldığımızda arkadaşlar ATSI gelmiyor. Şimdi bu arabanın birebir kardeşi de aslında bir Formentor. Bunda da yine aynı şekilde amortisör bulunmuyor. Bu arada tabii siyah olunca var ya, nasıl ısınıyor araba. Aküsü bu tarafta, yönetim senin altında.
Evet arkadaşlar, ATS sayım bakın, motoru burada oluyor. Bu kayışlardan güç alıyor. Uzun yolda giderken isto veriyor değil mi senin aracında? Sürekli isto veriyor. O da enteresan bir durum ya. Birazdan bakarız. Biz işte Golf'ü de diyorduk. Golf'te yağ sıcaklıkları 70 dereceler, 60 dereceler düşüyor. Hala açmıyor motoru. Evet, dönüşünde biz şok olduk yani o şekilde. Burada arkadaşlar beraber deneriz. Evet, motor bölümümüzü de anlatacağımız çok fazla bir şey yok. Standart bir Volkswagen ünitesi. Gelin içeri doğru geçelim. İçeride kalite farkını belirgin hissedeceksiniz, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar içeri doğru geçtiğimizde önce şundan bahsetmek istiyorum. Koltuklarımız müthiş. Yani burada bir Cupra Leon aldığınızda mükemmel koltuklara sahip olacaksınız. Yekpare tarzda. Ayrıca bunun tamamen tam deri versiyonları da var. Orta bölümünün kumaş, yanların deri olması bence en ideal versiyonlardan biri. Burada müthiş bir ambiyansımız var. Buradan başlıyor. Tüm konsolu bizleri saran bir ambiyans var. Şu anda kırmızı renkte yanıyor zaten. Buradaki malzeme kaliteleri yukarıda yumuşak. Bu bölümlerde bir kaplama kullanılmış. Burada deriler başlıyor arkadaşlar. Deriler bu şekilde devam ediyor. Sadece şu alt bölümde sert plastiği görüyorsun. Koltuklarımızda hafıza var, bel destek ayarı var. Tamamen elektrik koltuklar. Ben Baron'un koltuklarına bayıldım. Yani buradaki koltuk bir D segmenti koltuğu. Golf'ün R-Line'larında elektrik koltuk var mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Sürücü de var diye biliyorum sadece. Ben de öyle biliyorum. Ya, donanım olarak bu araba arkadaşlar çok daha dolu. Belki de bu aracın fiyatı stil paket Golf'e denk geliyordur diye düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Çünkü R-Line'ler biraz daha pahalı diye hatırlıyorum sanki. Bak bu arada kulaçların da müthiş derecede çok güzel gözüküyor ya. Şu gri rengi her yerde kullanmışlar ve boyası sanki araba boyası gibi, biliyor musun? Derinliği var boyanın. Biraz farklı. Evet, yani kesinlikle bu özel boya, metalik boya yapılmış, belli oluyor. Direksiyonumuz tamamen spor. Arabanın içindeki her detay arkadaşlar spor ve sizlere iyi hissettirecek detaylar. Tüm göğüs böyle delili. Şunu görebilirsiniz. Evet, görüyor musun? İyi hissediyorsunuz bu arabanın içinde. Cam tavanımızı da şöyle komple tamamen açabiliyoruz. Kontağımızı anahtarsız çalıştırmayla aktif edelim. Anahtarsız giriş de var bu araçta. Ya cam tavan çok yakışıyor ya. Tam bir genç arabası. Yani aslına bakarsan tam sendik araba bu. Burada büyük bir ekranımız var. Aslında şunu göreceksiniz. Yakın zamanda, şimdi biraz önce sohbet ettik. Yakın zamanda bir Golf 8.5 gelecek. Golf 8.5'ta da buna benzer bir ekran göreceksiniz. Golf 8'de aslında eski bir göğüs kullanılıyor. Bu ekranın birebir neredeyse aynısını göreceğinizi fark edeceksiniz. Aynı onlar da Passat'lara benzemiş olacak. Ama Cupra 1 sene öncesinden başladı. İlk ekranı onlar kullanmış oldu. Ha, navigasyonumuz var. Navigasyonu bu arada arkadaşlar bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Hemen sizlere onu da göstereyim. Ekranımızda tabii güzel detaylar var. Sağ solu kapatıp tuttuğunuz zaman büyütüyor. Şöyle büyüyor musun? Aynen. Çok güzel. Şöyle tam ekran bir navigasyonunu kullanabilirsiniz. Ekranın boyutu çok ideal bence. 12 inç. Evet, kullanışlı. Tamam, individual'dan mesela kendimiz ayarlayabiliriz diyorsun. Aynen. O kalem var bir tane. Nasıl kalem? Geri gelin. Tamam. Şurada bir kalem çıkıyor. He tamam, bunun üzerinden. Evet, nerelerde varmış? Bakın burada arkadaşlar kapımızın şu bölümlerinde aydınlatıyor. Yukarıda zaten var. Bu kapı ceplerinde var mı aydınlatma? Yok. Bir tek şuraya koymuşlar bir tane. Tamam, o da güzel. Oradaki beyaz bir ışık değişmiyor. Tamam. Peki bu ayak aydınlatmalarında var mı? Ayak aydınlatmaları yok. Yok. Parlatmayı ayarlayabiliyoruz. Evet. Ama ayak aydınlatması olmaması lazım. Mesela onları biraz eksik bırakmışlar. Şu klimaya hemen geçmek istediğinizde bakın arkadaşlar şundan fark edin. Klimaya geçişler, çıkışlar hemen çok hızlı. Yani bu ekran işlemcisiyle beraber çok hızlı. Normalde eski Leon kullanıcıları bilirler. Bizde de var. Ekranlar çok yavaştır. Burada hızlanmış. Bakın burada şöyle telefon şarj bölümümüz var. Anahtarınızın pili biterse buraya koyuyorsunuz. Şu ortada böyle sürekli kalp atışı şeklinde yanan bir start stop engine motorumuz var. Vites konsolumuz burada zaten shift by wire kullanılıyor. Yani kablosuz bir vites kullanılıyor. Buradan kontrol ediyorsunuz. Arkadaki sesleri duyacaksınız. Şöyle P alıp park edebilirsiniz. Oto hold'umuz var. Burada güzel ceplerimiz var ama bunun da üstünde kapağı yok. Burada mesela kapaklı bir göz olabilirdi. Önceki versiyonda vardı kapaklı göz. İç ortamın kalitesi bu şekilde ama dokunduğunuz yerlerde her zaman kaliteli hissediyorsunuz ve görünüş olarak da kaliteli gözüküyorlar. Gelin beraber sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, sürüşümüze başlıyoruz. Telefonunuzu dilerseniz, kabloyla dilerseniz, kablosuz şarjla buradan şarj edebilirsiniz. Ayrıca drive profillerimiz var. Bu profilleri buradan kontrol edemiyoruz değil mi? İlla bu ekrana girmemiz lazım. Evet. Evet, bir kısa yol tuşu olsa güzel olabilirmiş. Şimdi bu arada ne yaptı bu? Hem USB'den şarj ediyor hem mobil telefon şarj ediyor yaptı. Şöyle arkadaşlar, burada individual'dan da siz istediğiniz gibi aracınızı ayarlayabilirsiniz. Yani bu aslında standart çoğu araçta göreceğiniz. Motorun, direksiyonun, işte adaptif cruise kontrolün sizlere nasıl tepki vereceğini ayarlayabilirsiniz. Biz burada öncelikle sportla başlayalım. Herhangi bir süspansiyonumuza etkisi yok bunun, bilginiz olsun. Evet, ATSI olduğunu aslında buradan da anlayabiliyoruz. Araçta marş motoru sesi yok. Direkt kaldığı yerden başlıyor. Arkadaşlar sesi yani böyle bir tık daha farklı geliyor. Şimdi 1.5 TSI bir sürü aracı biliyoruz.
Bunun bir tık daha farklı ya kesinlikle. Biraz daha böyle tok bir ses çıkıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi belki böyle Cupra hastalığı olur. Belki de egzozda küçük bir farklılık vardır. Bunu yazarlar diye düşünüyorum ama normal değil. Yani ben 1.5 TSI Golf de kullandım. Sesi bu şekilde çıkmıyor kesinlikle. Yok kesinlikle. Bir tık bir şey var. Yani orta susturucuda ya da oralarda bir yerde bir şey var. Ama buna egzoz çok yakışıyor. Yani hani böyle güzel bir egzoz yaptıktan sonra fart sesleriyle o viteslerin geçişleri falan adam mest ediyor ya. Bu tip bir arabaya bence yakışır. Fabrika getirmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle getirmesi gerekiyor. Fabrikaların Hyundai'yi nasıl yaptıysa abi. Zaten Hyundai'yi insanlar niye alıyor? Sadece egzozu legal olduğu için alıyor. Bu araçta olsa müthiş olur. Şu an bunun VZ'lerin de var işte direkt. Ha, otomatik onlarda ses biraz daha mı fazla? Onlarda direkt egzoz var. Evet, sürüşümüze başlayalım. Aracımız Sport'ta, klimayı da kapattık. Sunroof'umuz, cam tavanımız çok güzel ama onu da kapatalım ki gürültümüzü, sessizliğimizi net bir şekilde dinleyelim. Start stop'umuzu burada nasıl yapıyoruz bu araçta? Kısa yol var mı start stop için? Şu şekilde. Smart asistanlı start stop sistemi var. Evet, buradan yapabiliriz. İşte şerit takibimiz var arkadaşlar burada. Front asistimiz var. Bir sürü donanımımız bulunuyor. Dörtlerimizi yaktım. Bizim her zamanki yerimizde. Bakalım bu aracın performansı nasıl olacak? 1.5 TSI 150 beygir bir Leon'dayız ve Leon'lar çok performanslıdır. Derken evet, biz şöyle yolumuza devam edelim. Tamamen her şeyi kapattık. TCS'miz de kapalı. 3 2 1 Evet, araba aşırı derecede sarıyor. Ama tutunduğu anda da götürüyor. Yüzü gördük. Ses müthiş çıkıyor ya. Tabi Passat'a iyi gidiyor. Bu çok rahat iyi gidiyor. Evet, birazdan gazı keseceğim. Ve burada bırakıyoruz. Şöyle birazcık frenlerine bakalım. Kimseyi rahatsız etmemek adına. Gayet stabil. Herhangi bir dağılma olmadan frenlerimiz de güzel bir şey tuttu. Ama bir tık daha fazla hızlanma bekliyordum. Yani biz burada tabii 200'e yakın değerler de gördük. 180 çok güzel bir değer. Problem yok. 160 mesela giriş olarak başlıyor bizde. 170'ler güzel. 180'ler artık orta üst demek oluyor. Ama bir tık daha böyle bir istedim yani performans olarak. Biraz fazla sardı bence ondan olduğu. Olabilir. Evet, bir tık fazla sardık. Ondan bence o kaybı yaşadık. TCS'yi tekrar açabilir misin? Smart asistan diye belirtiyormuş orada. Aynen. Şimdi arkadaşlar, araba aşırı derecede sert. Bunu rahat söyleyebilirim sizlere. Evet. Arkasını bırakıyor. Kaç döndük hıza bakmadım ama arkasını güzel bir şekilde bırakıyor. Bildiğin yanlaya yanlaya döndük yani. Arkadaşlar, her şey lastik. Ben size söyleyeyim mi? Yani arabanın evet şasisi aşırı derecede dinamik istediyor ve araba yatmadı bu arada. Araba yatmıyor, araba kayıyor direkt. Evet. Yani hiçbir şekilde yatma yok. Direksiyonda hiçbir şekilde hissiyat yok. Yani sadece direksiyonda o yılların verdiği tecrübeyle hareket edebilirsiniz. Sertlik burada bize avantaj olarak döndü mü? Bence çok aşırı derecede avantaj olarak dönmedi. Burada bizim dezavantajımız arkadaşlar lastikler. Maalesef lastikten dolayı bir tık daha arabanın iyi döneceği halde tam olarak böyle yola yapışamıyorsunuz. Yani ben yola yapışma hissini severim. Bunda onu tam olarak alamıyorum. Yüksek hızlarda belki biraz daha iyi olabilir sert süspansiyon. Çünkü nedir işte battı çıktılar oluyor. Böyle dağılmalar oluyor yollarda. Onlardan mesela seni rahat bir şekilde kurtarır ama böyle ani virajlarda arkasını biraz fazla bırakıyor. Birazcık daha uzun ömürlü diyeyim. Evet, lastikler çok uzun ömürlü. Yani o bu lastiği bitiremez. Aynen. Ara hızlanmalar falan güzel ya. 180'den sonra biraz ölüyor işte. Evet, normal. Yani 1.5 TSI'lerin çoğunda böyle. Peki frenler de zayıftır bu şekildeyken ya. Yani ABS çok devreye giriyordur diye düşünüyorum. Hiç karşılaştın mı? Ani fren yapmak zorunda kaldın oldu mu? Yok. Ya hep şehir içi kullandığım için öyle çok yani onu rastlamadım. Bu arada direksiyon sürekli müdahale ediyor derken evet. Yani ben kullanırken de müdahale ediyor direksiyon. Normalde böyle olmaz. Daha şeride basmadan hemen seni ortaya getiriyor. Yakıt değerlerimiz, az çok yakıt değerlerini tahmin ediyorum bu aracın ama bakın, şuradaki tuştan görebiliyoruz. Tamam, oradan gücü ya da şerit takip asistanını alabiliriz. Bir de yakıt değerleri de gözüküyor.
Şöyle 290 anlık tüketim. Başlangıçtan itibaren demiş. Bu bizim şu anki değildir. Senin kullandığındır büyük ihtimalle. Şuradan onunla uzun süreli yakıt aldık. Aslında uzun süreli. Sen o zaman hep şehir içi kullanıyorsun. Aynen. Tamam. Bir de ben kendim için sıfırlayayım. Tamam. Bazen ekranda eko yazısı göreceksiniz. Bakın şu anki olduğu gibi aracımız şu anda iki silindir modunda olduğunu gösteriyor. Bakın direksiyon ısmamız var, koltuk ısmalarımız var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bunlar da kış paketi diye geçiyor ama direkt geliyor onlar. Yani ha, geliyor standart olarak. Olmayan bir araç yok. Golf'te de öyle. Life pakette biz de kış paketi diye düşündük ama hepsinde varmış neredeyse yani. Bizim tırlar yolu gene kitlediler maalesef. 80'le her yere gidiyoruz. Bazen buradan uyarı da göreceksiniz arkadaşlar. Biliniz bu led aydınlatmalar içerideki. Bunun bir ismi vardı ama şu an hatırlamıyorum. Bunlar sizlere geri dönüş. Yani kör nokta ama şey, bu sistemin direkt. Hani seninle iletişimde olmasının. Evet, ambiyansın. İşte ambiyans demiyor onlar. O bilgene seyahatin dediği garip bir isim var. Bunlar arkadaşlar sizinle iletişimde oluyor sürekli. Her şeyde belki de çarpışma önleyici devreye girince falan da lambalar yanıp sönüyordur belki de, bilmiyorum. İşte bu videoda denk geliriz. Genelde oluyor. Evet, biri koşarak karşıya geçiyor. Tükenelim. Ya ara hızlanmalar güzel. Ama şunu söyleyeyim, ben şu anda sanki bizim Leon'u kullanıyormuş gibi hissediyorum. Aynı bizim Leon'un birebir aynısı. Sürüş hissiyatı aynı. Biraz daha sert versiyonu gibi. Bu arabayı kullandığınızda arkadaşlar şu konuda şüpheniz olmasın. Yani bir VAC grubu kullanırken ne hissediyorsanız bu arabayı kullanırken onu hissedeceksiniz. Ama sert bir halde hissedeceksiniz. Bunun farkı olacak. Şu an koltuklar beni bir sardı. Yani tamamen bu koltuğun içinden kopmam mümkün değil. Hatta şu balta destekleri biraz yeterli gelmiyor bana. Yanlardan da sizi sarıyor. Tamamen koltuk sizi böyle bir hapsediyor, onu söyleyeyim. Her yer simsiyah. Her yerde o siyahlığı hissediyorsunuz. Ayna kapakları dahil. Diyor. Benim için güzel detaylar. Kadranda şöyle değişiklikler yaparsak standart kadranımız bu. Hemen çarpışma önleyicinin uyarısı çıktı. Önümüzdeki aracı çok fazla yaklaşma diye. Bu bizim zaten önceki Leon'da da vardı. Ama en güzeli bu. Bir de şu sol taraftaki detayları şöyle. Ya Volkswagen aracını kullanması abi çok basit ya. Adamlar her şeyi kolayca yapıyor. Sürüşümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere şundan da bahsedeyim. Tabii devir bantları geçende de ben Passat kullandığım için büyük ihtimalle şanzımanlar da aynıdır zaten. DQ200 vardır bunlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu şanzımanımızda da devir oranlarını sizlere göstereyim. Şöyle 2000 devirin biraz altında 7. viteste 95'e gidebiliyoruz. Standart bir 100 km ile ilerlemek istediğinizi düşünürsek, hani az yakmak istediğinizi varsayıyoruz. Tam 1800 devirdi arkadaşlar. İlerliyor. Of. O kadar büyük çukur yoktu orada ya. Tamam, şimdi işte böyle şey, vites düşürtüp arkadan egzozu patlatma zamanı. Şu kulaççık olduğumu öyle hissediyorum. Sizin bir tane Q5 videonuz vardı. Aa, var ya yani, bir de Furkan tam arabanın nasılsa sürekli patlat abi. Ya ben yapmayayım diyorum. Yok diyor, şey, Redline'e sol istemiyorum diyor arkadaş. O araba çok iyiydi ya. Çok evet, sesi mükemmel onun ya. Ben buradayım diyorum direkt. Aynen. Bir de şeyde videodaki gördüğün sesten, duyduğun sesten çok ya daha aynen, fazlası. Aynı olmuyor zaten. Evet. Ama çok fena bir arabaydı. Şöyle sola sinyalimizi verelim. Ya basmış, etmiş. Değil mi? Q5'in yere aynen basık olması falan. Kaç? 20 jant mı? 21 jant mı? Öyle bir şey vardı onda. 21 jant vardı arabada. Evet. Öyle hatırlıyorum. Ben çok beğeniyorum Furkan arabasını. Satıyor bu arada şimdi. Geçen de bir arkadaşımız yine almış. Abi aldınlar mı diye soruyor. Arkadaşlar, lafını böldüm. Güzel araba, evet. Şöyle ara hızlanma yapmak istediğimizde ya evet, şu an şunu fark ediyorum. Bu arabanın ara hızlanması çok iyi. Biz dediğim gibi şey yapmışız. Orada çok patinaj çektik. Aynen. Belki TCS'yi kapatmasak daha da iyi hızlanabilirdi belki, biliyor musun? Bayağı sardı yani araba. Bak vites, biraz önce araba kendini stop etti. Sonra aktif etti. Mesela çok değişik bir sistem ya. Bak, gaza basıp çekince yapıyor genelde. Bakalım yapacak mı? Lan bir start stop'u kapattı. Bak yaptı. Yok, start stop'la çalışmıyor. Şu an komple arkadaşlar motoru kapattı. He, bak ne yapıyor biliyor musun bu? Tamam, olay şimdi belli oldu. Bunda sensör olduğu için ekstra çarpışma önleyici öndeki aracın önüne geldiğimizi gördü ya. Bizim aynen, fren yapacağımızı tahmin etti. Aracı hemen çalıştırdı, hazırladı. He. Çünkü tam kamyon önümüze geçti, o aktif oldu. Güzel. Bak bu da çok ince bir detay. Çünkü sen frene basacaksın, kesin arabayla aradaki mesafeyi sürekli hesaplıyor zaten. Bak şimdi yine sistemi devreye alıyorum. Hop gitti.
Arkadaşlar solda A işareti ve ekranda şu an ready görüyorsunuz. Bu aracın tamamen motorunu kapattığını gösteriyor. Böyle işte diyorum, önünüze araç gelene kadar yapıyor. Bunu tekrar deneyelim ama önümüze bir araç alalım. Arkadaşlara gösterelim. Tabi bunu güzel kullanırsan, mesela biz nasıl kullandık? Ankara'dan dönerken tüm o Bolu'dan dağından aşağı inerken kapattı arabayı, öyle kullandık. Yakıtı çok etkiledi. Efendim Nihat. Neredesin? Çekimdeyiz. Tamam, biz çekimdeyiz. Neydi? Bir kalan burası. Hayır, Menemence'ye gitmeyin. Menemence'deyiz ha. Yanlış yapıyorsun Nihat. Ben karışmam kanka. Bundan sonra yalnız gidersin yola. Tamam, şimdi Leon bitiyor işte. Hadi arayacağım ben sizi. 3500 liradan sonra gücünü vermeye başlıyor. Ha, ses yalıtımı. Ses yalıtımı bakalım, en önemli detaylardan biri. Şimdi 100 liraya gidiyoruz. Son vitesteyiz. Motor zaten standart 1.5 TSI sesi geliyor. Araç tamamen motoru kapatmış durumda. Bu arabada çok fazla rüzgar sesi yok ama yol sesi var ya. Lastikler. Evet. Çok sert lastikler çünkü. Yol sesi bir tık böyle rahatsız etmeye başlıyor bir yerden sonra. Sonuçta yani yeni bir araç. Ve evet, şimdi Golf ile arasında kıyaslarsak, bak Golf'ü de kullanmanı öneririm sana. Golf çok sessiz bu arabaya karşı. Golf'e hiç bindin mi 8'e? Binmedim ama onun işte ekstra olarak yalıtımları vardı alınmazlarda falan. Buna ekstra vermiyorsun. Aynen, bunlarda yani o yalıtım var, bunları da koymamışlar. He. Evet, bu çünkü arkadaşlar ses yalıtımı belirgin bir şekilde Golf'ün daha iyi. Golf'ün baya baya iyi, onu söyleyeyim. Buna büyük ihtimalle sonradan yalıtım yapanlar vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu herkes bu şekilde rahat etmez. Bir tık insanı rahatsız eder. Ve çok yüksek hızda da değiliz. Yani biraz hızlanmak istediğimde ses daha da artacak. Cam mı açık şu anda? Allah Allah. Bu yoktu ama ya. Duyuyorsunuz değil mi siz de? Evet. Lip'ten kurtulduk. Arkadaşlar lip yolda çıkmış. Bir ses yapıyordu, onunla uğraştık bayağıdır. Ebu Bekir'in dükkana geldik. Arkadaşlar maceralı bir video oldu. Farklı bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani Cupra Leon'u anlatmak istedik. Güzel bir şekilde gösterdiğinizi düşünüyorum. Çoğu özelliği Vakfurum'da benziyor ama Vakfurum'daki diğer araçlardan çok daha kaliteli hissettiriyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Özellikle de Seat markasından çok daha kaliteli durumda. Audi'ye yaklaşmış durumda hissettiriyor. Güzel, keyifli videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Golf mü yok sizce, yoksa Cupra Leon mu? Bunları yazarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.